Neseden 100 aldım? 10 tane mendim. 14 tane. 16 tane. 15 tane. 10 tane. 3 sıranızın ortalaması aldım. Bu arkadaşlar 15. 15 oldu bende. Bu evvelki sınavların çetini biliyorsa rahat edin. Rahat. Yeni şey değil. Nispeten rahat edin. Yavaşçı gelin. Başlayalım. Sapsın sizde. Ben izahı yiyeceğim ve boşluğun meselesi yönden soruşarsınız ama videosu yine de olacak. Başlayalım. Birinci sualda. Birinci sualda biz Eylemen dairesinden ilgiliyiz. Yani Kömer'in ilgiliyle. Demek ki Reşat Sağoğlu mentik dersinde iştirak etmiş talebeler vergi organlarına kabul imtihanında mentikten neticeleri aşağıdaki gibi olmuştur. Yani talebelerin neticeleri. Talebelerden en az 16 düz yazan, en az 16 düz yazan o demek ki yani ya 16'dan çok yazan ya da 16'ya beraber yazan. En az 16, 20 ders oldu, en az 16 düz yazan demek ki ya 16 ya da 16'dan çok. Bu sayede yazan 200 talebe var. Ekranımız buydu. Demeli en az 16 düz yazan 200 nefer var. En çok 16 düz yazan ise 180 nefer var. En çok 16 düz yazan o demek ki ya 16'dan yaz ya da 16'dan az. Ya 16 düz ya 16'dan az. Bu talebelerin sayede 180 neferdir. 180 neferdir. Yani bu 16 ve 16'dan çok yazan 200 nefer, 16 ve 16'dan az yazan 180 nefer. 60 nefer ise konkret 16 düz yazandı. Bu ortada, bunun içinde. O 60 nefer 200'ün de içinde var, 180'in de içinde var. Ümumi bilgi sorularında size kısaca bir yol öğretmiştim. Hiç derneğe gitmeden 200 plus 180 minus 60. Test daire falan çekmeden bunun manası oldu ki 200 nefer içinde 200 nefer 16 ve 16'dan çok yazan var. Bundan 60 çıkanda 16 düz yazan 60 neferde. Bundan 60 çıkanda bu olur 16'dan çok yazanlar. 180'de 60 çıkanda bu olur 16'dan az yazanlar. 60 neferse 16 yazan. Yani ünlü formül veren bu olur 16'dan çok yazanlar, o bu hissesi olur 16'dan çok yazan, bu hissesi olur 16'dan az yazan, 16'dan az yazanlar, az yazan, 16 neferde 16 yazanda 60 nefer. Formül veren. Ama bunun anlaşılması, yani bunu topluyorsanız da daire. Bu daire 16'dan çok yazanların dairesi 200 nefer. Bu daire 16'dan az 16'ya beraber 180. 60 görsen hem bunu ne var size, hem bunu. Buradan 200'den 60'ı çıkandı, 140 nefer, 140 nefer. 16'dan çok yazandı. 200'den, 180'den bu 60'ı çıkandı, bu 120 nefer ise 16'dan az yazandı. 140, 120, 260, bu da 60. Cemi 320. Düzgün cevap diye bak yani. İkinci soru. Anagramda alem, dünya, kainat, yer, zaman. Bu bizler hamısı mücerred anlayışlardı. Yer ise konkret anlamda şey. Yani alem, dünya, kainat, mücerred ve her şey başa çürürdü. Diğer planetler falan da hamısı anlaşıldı. Ünlü anlayışlı ama mücerred anlayışlı. Yer ise... Hanım orada sabah yer değil. Yer de var yani. İkiler de var yani. Yer. Üçüncü sual. Üçüncü sual sade hendesi meseledi. Sahne meselesi de figürümüzü çekey ölçüler yazalım. Tabela bir figürdü. Burada damaları saysa buradaki damaları saysa gören en içi dama var burada. 8 dama var.
Buranın ünlülüğün damalarını saysak görevi 6 dama var. Yani bura 6, 6, bura 8. A'nın, B'nin, C'nin müqayisəsini istəyir. Ve buranın hündürlüğü de bize lazımdır. Buradan belki hündürlüğü ise sayandan görürsünüz ki 1, 2, 3, 4. Üçüncü alır sayar üstürü. 2'de 1 A'dır. 2'de 1, buran 8, buran 4. Buran oldu 16. Kimse diyebilir ki yani, üçüncü alır sayar üstüründen tapabilmiyor falan. Yani bir o üçüncü alır sayar üstürünü bilmesen de tapabilirsen. Bu hissenin sayısını taparsan, bu düzgün canlı sayısını taparsan, yarısını götürersen, bunu alırsan. Yani düşkursuz da eriyebilirim yani. Ümumi düzgün canlının sayısı 8-16, 48'di. 48'den bu C'nin sayısını 16'ın çıkandı, 32'ye değil. Bu da iki beraber siyer bölümünde. 16-16. 16-16 ve burada oldu 16. Üçü de birbirine beraber. Düzgün canlı C'ye bayılır. Dördüncü sual. A variantı renkarandı, B variantı masallıdır, D elektrikli, Y cellobandı. C variantı ise yarımada sözüdür, yarımada. Beşinci sual. Ne dese geri kalsa, dahil olmasa soruşun. Ana ve uçan uşaklarının yaşlarının arasını 216'ya beraber. Anadı ve uçan uşaklarının. Uşaklar üçer uşaklar. Üçer yani üçü de eğin yaşlı olanlar da. Uşakları götürebilir x, x, x. Alanı da götürebilir. Yaşlarının hasını 216'ya beraber. Yani y, bırak, x, bırak, x, bırak, x beraber 216'ya. Burada terliyle falan değil. Konkret cevaplarla işleyeceğim. Yani bu eğer üstü 6 yılın humanitar derler. Yani bir şey yok. Üçerlerden birinin yaşlı derin içeri. Misal şu A variantı 2'li yok ya. Üçerden 2 yaşında olsa 52 bölü 2 bölü 2, 8. 216'ında 8'e bölümde 57'dir. Ananın yaşı olur 27 ve mümkün aldı. Ama diğer variantı ayrı olmasa ödemeyecek. Misal şu B variantı yok olsa üçerde, öz işlemde az vermedir ki yaşlar tam adetle ifade olunur. Bir boysaydı ananın yaşı verdiği çok olacaktı. 216 olacaktı. Bu mümkün değil. 216 yaş, 1 yaş. 3 koysaydın, 3, 3, 3. 27 olacaktı. Onda ananın yaşı gelir 8 olardı ki 216'ya beraber olsun. Mümkün değil. Demek üçenlerin yaşı 2. Üçenler 1 yaşında olsa dediğim gibi 216 var. Bunlar da düzgün cevap A variantı. Bunu hamı yazabilir. Hele ki buna kimi çetin sual bir bağlıca birinci sual geldiler. Ben buna bunlara vermiştim. 5, 6. sual. 6. sual düzgün bir kadar çektimdi ama dünen 2 sınav belirlediğimiz için bence yazılmış olanlar var. 6. düz yazanlar var mı? Bəli, bəli, bəli. Bakalım, dikkat edin. Demek ki 6. sual sürəti 45 km saat olan saat olan ve 59 km saat olan istikametlerinde, birbirine istikametle harekete geçirdiler. 59 km saat olan. İki katlar hareket edildiler istikamette. Bunun uzunluğu 522 metredir, katların uzunluğu. Bu katların uzunluğu ise budur, 778 metredir. Hareket edilen iki katlar birbirinin yanına geçirdiler. Maşinistlerin yanaşı olması anından her iki katların sonuncu vagonlarının yani vagonların maşinistlerin yanaşı olmasında her iki katarın sonuncu vagonunun birbirinden çatması babana kadar. Gördüğünüz gibi mesafe bu oldu. Yeniden mesafe bu oldu. Her iki katarın sonuncu vagonlarının birbirinden aralanmaya başladığı ana kadar. Maşinistlerin bu anına babana kadar. Ne kadar vakit geçer? Demek ki gelirler yolu bu 522 metre ve bu 778 metredir. Bu ikisini topluyorum. 1200, 1290, 1300 metre. Gelirler yol 1300 metredir. 1300 metre her ikisinin süratli geri. 45'den gelir, 59'dan ikisi geri rahat. Bu da karşı karşıya bir süratler toplanmalı. 45'den 59'un süratini topluyorum. 45. O da ayrı diyor. 45 ile 59'u topluyorum.
İkisinin birlikte süratinin düzenlediği 104 kilometre saat. 104 kilometre saat. 104 kilometre saatte 104 kilometrenin 104 bin metrede bir saatte bu kadar metre gelirse 3600 saniye bu kadar metre gelirse o bu saniye bir metrede 104 kilometrenin 104 bin metrede bir saatte 3600 saniye. Gördük. Temel sürati oldu bu. Saniye takipse önemli. Bir saniyede bu kadar metre gelir. Mesela 1300 metre eşe saniye kesecek. 1300'ü böldük bu ifadeye. Buna da böyle ters tersine vurdu. 1046 metrece. Bunu hesaplayıp çağrımızı tanımız. 0, 7, 2'ye böldük. 18, 2'ye böldük. 52, 2'ye böldük. 9, 2'ye böldük. 26, tamam. 45 elim hemen. Benim orada 13'den 104 rahat iktisat gelir. 12, 5, 45 saniye. Buyur. Nerede sorular? Kimse nesli değil. Buyursun. Aydın Duşak'la. Beli. Düz almıştım. Evet. Geçti. Yedinci soru. Aslında sualdı. Burak kime evvel ki dediğim gibi bir tane altıncı sual var. Birinci sual var. Bir kadar. Çetin mesela kimi de onlara daha bir yerimiz sızardı. Yedinci sual rahat sual. Baha. Aynı şey memur 18 güne görebilir. 18 güne. Sement ise 9 güne görebilir. Aynı şey tek başına. İşe başladıktan 6 gün sonra 18'den 9'a ortak bir adet ödüle. İşlerinin adı tutak yok. 18'den detay düzeltme. Evvela tapırsak bunlar bir güne ne kadar iş görmek kabiliyetine malikler. Mahmut 18 güne 18 detay hazırlayabilirse bir güne bir detay hazırlayabilen şahsın. Semen ise 9 güne 18 detay hazırlayırsa bir güne yazmış olurlar. İki detay hazırlama yani 18'i 9'a hazırlamak yüzüne malikler. İkisi, bize diyor ki işe başladıktan 6 gün sonra Semer Mehman'a koşulur. Demeli Mahmut 6 gün ertesinde yine bir detaydan hazırlıyor. 6 detay. Mahmut 6 gün tek işliyor. O da yazdı Mahmut 6 gün işliyor. 6 gün ertesinde de hazırlayıp 6 detay var. Sonra da Semer de koşuldu buna. Mahmut ve Semet birlikte işi neyse güne Semet Mehman'a başlıyor ve onlar birlikte işi tamamlıyorlar. Eve bakıp göre hansı işi var? Mahmut 6 güne 6 detay hazırladı. 18'in 6'sını çıktı. Yerde kaldı 12 detaylı iş. Yerde kalan 10 detaylı iş. Mahmut tek başına 6 gün ertesinde 6 detay hazırlayıp yerde kalan bu iş. Yerde kalan işi ikisi birleşenlere güne 3 detay hazırlıyor. 12 detayda 4 gün hazırlayacak. Son nedir? Mahmut ve Semet birlikte neçe gün işleyipler? 4 gün işleyipler. Biraz çok uzattım. Sağladım. Bu adam bile 1 detay hazırlayabilir. Bu adam bile 2 detay. Mahmut 6 güne 6 detay hazırladı. Yerde kaldı bu kadar iş. Diğer bir yerde kalan şey. İkisi bir yerde neçe gün işleyipler. O soru şu. Yerde kalan şey. İkisi bir yerine çekine göre, ikisi güne 3 detay hazırlayıp 12 detayla 4 güne hazırlayacak. Bu bence köye kadar daha sual, yani orta seviyede gözlerler. Sonra 8. sualın konkret üsulü var, üsul esasında yer vermişti geçen defa. Bu defa var. Demek birinci iş gören yazılır, sonra iş, sonra zaman yazılanda hemen üsul geçir. 8 çekmeci fermet edildiğimiz halinden aynı ayakkabıdan 15 cüzünü yani 15 tane ayakkabını 9 güne dikir. 9 güne. Birinci iş gören sonra iş nasıl o sonra da zaman. Sonra 12 çekmeci 12 fermet ben 12 güne neyse ayakkabı diker. X ayakkabı. Bu formada vururum. Yani 8 vur x vur 9. 8 vur x vur 9. Beraber 12 vur 15 vur 12. Bu tenliğimize ne diyeceğim? Bu formada 8 4'e 2, 12 4'e 3,
2 2 yapıyor, 12 2 6 9 3 7 3 2 x beraberdir 2 diagonal hesap hesaplayalım. Şu an arka saydığımda yani 8 x 9 12 15 12. Ben 15 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 Mehmet sağ ol. 10. sağ ol. 9. sağ ol. 9. sağ ol. Biraz karışık mesela. Düz yazan var. Bəli, var bende. Ama bir kere okuyanda çetin mesele olmadığını görsen de. Sadece çalıştırıcıdır. O anlamdan bunun da çetin sarma olan. Bahçede bir adet gül var. Bin adet gül var. Güllerin 700'ü 4 ile çekilir. 700 tane gülümüz 4 ile çekilir. 4 ile çekilir. Baba yazan 4 ile çekilir güldü. 700. 4 ile çekilir güldü. Güllerin 630'u sarı renktedir. 630'u sarı renktedir. 200 kırmızı gül ise 4 ile çekilir değil. Demek ki güllerin içinde kırmızı güller de var. Ve bu kırmızı güllerinde kırmızı 200, kırmızı gül ise 4 ile çekilir değil. Yani 200 tanesi de çekildi değil. Aslında benim tam ümit göstermek için diyelim. Sual başka şeydi. 200'ü 4 ile çekildi değil. 4 ile çekildi. Değil diye lan. Ekranını sunur. 4 ile çekildi değil. Sual bilelim. 4 ile çekildi sarı küllerin sayı en az neyse olabilir. 700 tane 4 ile çekildi var. 700 tane 4 ile çekildi var. 200 tanesi 4 ile çekildi değil. 900. Bir de o yüzlerini bildirdik, değil mi? Bu elimizden sonuç 630 sarı gülün 4 ile 8 sarı güllerin sayı en az neşe olabilir. Bu 200 tane kırmızı, bu 200 kırmızı güldü 4 ile 8 olmayan. 700 4 ile 8 var. 100 tanesi biz bildirdik, değil mi? Seveseydi, muhtemelen seveseydi. 630 tane sarı güllerin sadece 100'ü çıkarsın. 530. En azı 530'u sarı güllerin en azı 530'u 4 ile çekildir. Bir tane dikkatle fikirlerin başa düşülmesi biraz ilk başta çalıştırıcı da ama çetin değil. Burada söylemek 4 ile çekildi. Ben 4 ile çekildi olmayanlardan gibi. 700 tane 4 ile çekildi var. 200 tanesi 4 ile çekildi değil. Yine bir 900. Bir de 100 tanesi var ki bilmedik yani. 4 ile 8 değil yoksa 4 ile 8 değil. Farklı ki 630 tane sarı külüm var. Bu kırmızı değil var 4 ile 8 olmayanları sayısı. 200 bunun dahil yok. Sadece o 100 tane, 100 tane 4 ile 8 de olmayabilir. Yani bundan çıkabilir. Ona göre bundan çıkıp 530 götürür. Aydınlar. Halim ben onu başka cür eledim. Buyur. Orada 1000'den 200'ü çıktım. O ne hemen güllensinde 200 tane ne kırmızı sarıdı ne de ki 4 ile çekildi. Demeli minin içinden onu çıkıram. 800'ün 630'u sarı ile çekildi. Kalanı da ne de orada 4 ile çekildi. Onu müqayis edip tapdım. Ama bir tane kısacası bir tane neydi? Ne deyil etmişim? 4 ile çekildi var. 4 ile çekildi olmayan var. 7-9 ile 100 tanesi havada kaldı. 100 tanesi bilmişsen. 4 ile çekildi yoksa ile çekildi değil. Onun göre 690 bir tane yüzü çıkmak lazım. Mesela bu da kısa yok. 10. sual. 10. sual bir asker operatörlere ait sade bir numune. Bunu yerine kihal olduğunuz yazın. Soru şu an var mı 10. sual? Zahmet edeceğiz var mı 10. sual? Bəli müəllim, zəhmət olmasın. Var mı 10. sual? Her işarenin öz funksiyası var. Dairenin funksiyasını yazarsan 324'de 432 almışım. Sonra 145 kvadrattan 55 almışım. Ve burada ise ispatını vermişim. 182 kvadrat beraber 92. Çünkü bir ispatı adeten ihtiyaç olunur ama verir de patron aldı. Erol'a karşı. Ve bu misalın her birisi bizden. Dairenin funksiyası bakmam ki sonuncu rəqəmə əvvəl atmaqda olub 432. Misalın dairənin ispatını burada bakmalısan, funksiyanın adını ispat edəməlisən. Misal soldan sağa doğru əldə edilir.
Dairənin funksiyasına baxıram ki, bir əmrənə keçmə olub 182. Tapdım, ispat elədim. İndi kvadratın funksiyasına baxıram. İlk iki rəqəm toplanıb yazdım, sonuncu rəqəm yerində qalan. Kvadratın funksiyası buradakı kimi eynən ispatladım. 1 plus 8-dir və 2 də olduğu kimi yerində qalan. İndi burada 77 yazdım. Buna görə 77 əqiqətən necə alın? Dairənin funksiyası nəsəsə sonuncu rəqəm yazdım bura 257 kvadratın funksiyası. İlk iki rəqəm cəmi yazdım və sonuncu rəqəm yerində qalın. İndi biz də misalımıza tətbiq edə bilərik. Soldan sağa doğru əldə edilir misal. Dairənin funksiyası nəsəsə 321 oldu. Kvadrat yerində qalıb. İlk ikisinin cəmi 5, birisi yerində qalıb. Düzgün cavab 51. 11-ci sual. 11-ci sualda diqqət yetirin. Orada kəsişməyə baxacaq, nəşə var deyəcəm, yazılacaq. Diqqət yetirin. Məsəl üçün 4 ilə 9-un kəsişməsində 12-dir. Yəni 4 ilə 9-dan 12 necə alınır? 6 ilə 9-dan 18. Burada səhvləri sütuna vurur, sadəcə 3-ə vurur. Bir növbələ bu tipli misalda kəsişmələrə baxırsan. Misal üçün 6 ilə 6 ürək şəkli 2, kəsişməsində 4-dür. 4 ilə 9-un kəsişməsində 12-dir. 6 ilə 9-un kəsişməsində 18-dir. 7 ilə 9-un kəsişməsində 21-dir. Və ya 4 ilə 5-in kəsişməsində xətt çəkir. 6 ilə 2 ilə 4 ilə alaraq toplayıb yarısını yazın. Bax, burada ödəmələr. Yəni, əməllər yoxdur. Burada belə gedir. 6-lı, bax, burada daha rahat görsənir. 4-ü 9-a vurub, 3-ə vurur. 6-nı 9-a vurub, 3-ə vurur. 7-ni 9-a vurub, 3-ə vurur. 4-ü 5-ə vurub, 20, 23-ə vurub, xətt çəkir. Nə vaxt 3-ə bölünməyəndə, kəsişməyə xətt çəkir. Yəni, qalıqı alınanda. Deməli, K olacaq, 6 vurub, 5 bölüş. K oldu 10. L olacaq, 7 vurub, 5 bölüş. L doldu, düz yüzün. 7 vurub, 5 bölüş. 7-nin 5-i bölünür, dəxə, C, 10 dəxə, C var yəni. 12-ci sual. 12. 12-ci sualda sadəcə kəsişə gedəcək. Bir dənə mən bu grafiki təqribi də olsa çəkməliyəm. X, Y, Z. X, Y, B, Z, T. Bizdən soruşur qanlı K, X, T. Və bərabər deyil. Buradan bizdən X-i soruşur. Siz çaşdıran vəkil olub, K-nı soruşur. K-nı soruşur bizdən. Bunu da eləmək üçün belə baxırsan. Yəni, bax, bu mötəzlərlə, bu boyda mötəzlərlə. Bizdən soruşulan budur, yəni deyirəm. Bu boyda mötəzlərlə B-ni kəsişdirib, B-ni bilir. Bax, gömləklə B-ni kəsişdirəndə yer olur. Bax, B-nin altında ilir yazılıb, bura. B-nin kəsişməsində ilir yazılıb. İqlik baburdadır. Baxıram ki, nəylə B-ni kəsişdirəndə iqlik edir? B ilə B-ni kəsişdirəndə. Deməli, bu boyda mötəzlər B-dir. Sonra baxırsan, bu mötəzlərlə T-ni kəsişdirib, B-dir B. Nəylə T-ni kəsişdirəndə B-dir? B burada. Nəylə, bu mötəzlərlə T-ni kəsişdirib, alınıb B. İqliklə T-ni kəsişdirəndə görünən B-dir. Deməli, bu mötəzlər İqlikdir. Sonra baxırsan, nəylə X-i kəsişdirəndə iqlik edir? Nə ilə x-i kəsişdirəndə y-i də buradadır. T ilə x-i kəsişdirəndə. Deməli, k, t-imiş. Axtarılan sual, k, t-imiş. Düzgün cavabımız t. Aydınlıq. Sadəcə kəsişmədir. Buranı soruşanda buradan bir-bir kəsişdirir gedirsən. Amma buranı soruşanda. Baxırsan ki, bununla nə ilə b-i kəsişdirəndə y-i bağlıq, tapdıq b-i. Sonra baxsan, bu mötəzlərlə nə ilə T-ni kəsişdirəndə B aldıq? Gördük ki, yəni bu mötəzə girdik.
Sonra bakırsan ki, ne ile x'i kəsirsən deyil ki, olur? T'nin. Demek ki, k t'ymiş. Onun için son, ehtimal gibi bir məsələdir. Ehtimal demək olmaz ama ehtimal gibi bir məsələdir deyilir. Yani, orada kombinizyon araştırma kuvası var edilmişsin, hemen ehtimal deyil. Ve ehtimal, elə ehtimalda imtihanda düşünürüm. Yanlı rəqsini oynamak için 3 oğlan 4 kız məşk edirlər. Rəqsi ifa etmək için onlar bir sırada kız, oğlan, kız, oğlan, kız, oğlan, kız. 3 oğlan, 1, 2, 3, 4 tane kız rəqs edirlər. Bunu elə belə yerine yazmayayım sənə. Yəni kız, oğlan, kız, oğlan. Gördüğün kimi orada yazdım, da mısın? Bunu ona göre yazdım ki, yani sen bilirsin ki kızlar birinci, üçüncü, beşinci, yedinci yerde yer değişmelidir. Oğlanlar ise ikinci, dördüncü, altıncı yerde yer değişmelidir. Diğer uşaqlar bu kaydada neyse müxtəlif variantlar üstlenirler. Kızlar bir, üç, beş, yedinci yerde. Yani dört yer değişebilirler. Dört faktoriyel alacak burada. Bir, bir, iki, bir, üç, bir, dört. 24 üçün yer değişmelidir kızlar. Oğlanlar ise 2, 4, 6. yerdir. Yani oğlanlar 3 yer değişmeliyebilirler. 1, 2, 3, 6. Ve ümumilikde kızın bir ısın buradan buraya geçmeyi bütün her şeyin yer değişmesinde. Tek bir tane kızın bu ısın yer değişmesi demek değil. O bakımdan 24, 6 yerdir. Düzgün cevabımızı 144 getirecek. Bu bilgi de riyacı oldu. Bununla çatın sarı olan. Demek ki, 13. sual kimi, hansı sayılır? Nispeten 1. sualı, hangisi biraz? 6. sualı, 9. sual, 3 sual, bir de 13. sual, 4 sual. Yerde kalanlar hangisi asalım? 14. sual, asan kalanlar. 14. Keder gözyaşı, insan kederlerinde gözyaşları, narazılık olanında şikayet yaranır. Düzgün cevap D variantı. 15. 15 gibi meselelerde şöyle. Şablon 100 adet götürürsen, yani hansı bir adet götürürsen cevap çıkır. Reyen isteyen adet götürürsen cevap çıkır. Məhsulun 3'te 1'i, 3'te 1'i dediği için 3'e bölünür. 60, 90, 600, neyse böyle bir şey götürür. 3'te 1'in 25%, 2'te 1'in 20% xeyirle satılır. Burada sayda var, məhsulun kəmiyyəti də var, bir de qiyməti də var, pul da var. Məhsulun 3-də 1-in 25% xeyirlər falan. Belə bir şeylərdə özündən ədəd edilir. Misal üçün, tutaq ki, bazı bir xırda verir, kiçik sahibkarlığa baş qoşması, biznes qurması için. 60 dənə saat almışsan, birini almışsan, saatin birini almışsan 100 manatdan. Bu olsun saat sayı, bu da olsun malın kıymeti. 100 manatdan almışsan, manatdan. 60 tane saat almışsan, birin 100 manatdan 6000 manat pul kaçırmışsın. Bu işe bazı biznesler bir 6000 pul koymuşsun. Şimdi istiyorsan buradan pul kazanırsan. 60 tane saatın müşterileri, yani 20 denesi, satmışsan 25% değerler. Yani 125 manatdan. 2 dəbirin, 60'ın 2 dəbiri 30'dur. 30 dərsini satmışsan 20% qeyrindir. Yəni 120 manatdır. Qalan məhsulsa 60'dan 20'si 37, qalan 10 dənə məhsullar olmalıdır. 10 dərsini isə satmışsan 50% zərərdir. 50% zərərdir, yəni 50 manatı deməkdir. 50 manatdan satmışsan. 20 dərsini bu qiymətdən satanda sənin cibə 2500 pul girir. Bu halda 3600 pul kazanırsan, burada ise 500 manat kazanırsan. Ümumi bu biznesin nəticəsində sənin gəliri olur 6600 manat. Mənfəətli olur 600 manat. 600 manat. 600 ile 6000'in neçə faizidir? 10 faiz. Demek ki sənin biznesin 10 faiz rentabel oldu. 10 faiz gəlirli oldu. Düzgün cevap deyil variantı 10% xeyir. Aydın Davya. Bəli, müəllim, çok sağ ol. 16. sual istənilən tələb edə bilər. Yəni 16. sualda o AB-ni görür. Kimsə o suala riyazi bir, çox da riyazi bir olan tənqiq var deyə bilmədi.
sadece humanitarların da edebileceği bir sualdır. Şablon 100 ədədi götürürse, cevap çıkır. Sizden 15 ödü yine cevap çıkır. Satıcı malı az kıymete sattıkta 15% ziyan var. 100 batı bir şey 15% ziyan, 85 batı satmak demektir. Yani 85 batı, A 85 batı. B kıymete sattıkta ise 10% gelir de satır. 10% gelir 110 batı demektir. 10% gelir 10 batı sayısı, 110 batı satmak demektir. Mesela aşağıdaki hükümlerden hansı ifade edebilir? Bunları beyni alın yerine koysan bir tane yiye bayağı rüzgar. 4 gram beyni bunu sağ. 110'dan 85 çıkıyor, 25 edilir. 4'e de oranda 150 lira. B'den A çıktı. 4'e oranda malın kıymetini ifade edilir. Diğerlerini ödemem. Mesela şu A variantında verir ki beyni bunu sağ. Bundan bulmuşsan da bunu verir. Yok. Diğerleri ödemeyecek. Bizden de soruşturulu oyun. Aşağıdakilerden hansı malın alış kıymetini ifade edilir? Bunu ifade edeyim bunu. 17. soru. Kim düz yazdı 17'de? Ben. Ben müellim. Ben de düz yazmış. İzah edebilirsen. Bunu da siz de açın. Kim izah edebilir? Öz fikrinden yani bir sağ paranı çekip izah edebilir. Nasıl oluyor? 17. Benim kime siz zahileyebilirim, özüm çeyleyebilirim, tapabilirim bunu. Biraz sözü kuraştırırsın. Misal var mı diyebilirsiniz? Kimse sizce bir misal var mı da gösterebilirim? Sen de cümle en önemli, en ifade edebilirim. Ya siz zahileyebilirim, vakti dinleyin. Her bir şey, her tarzını ifade eder. Ancak günümüzün telesine düşmeyen şiirdir. Çünkü böyle teler şiiri tez öldürür. Bu cümleye göre şiiri tez öldüren tele aşağıdakilerden hastadır. Yok hastı mermaya geldi. Yani bu mermaya ifade etmek istedim. Her bir şiir hayat tarzını ifade eder. Yani hayat tarzımız diyenlerden başa düşürüyor. Gündelik rastlaştığımız pis şeyler, yaksız şeyler, haksız şeyler, adaletler, adaletsizliğiyle bütün hafızımızın rastlaştığı gündelik hayatımızda rastlaştıklarımız bizim hayat tarzımızda. Her bir şehirde görüntülerimizi eksiltilmelidir. Ama ancak günün telesine düşmeyen şehirdir. Orada teler ne manasında verir? Yani misal şu, Nizami'nin herhangi bir şehrini okuyanda ya Sabi'nin herhangi bir satirası okuyanda diyesen öyle bir indi dağıtı aldırmıyorsun. Öyle bir indini görür yazın. Bir de var, kısa bir dövlü ahate ediyen, neyse bir mahnı diye, şehir diye, 3-5 var. Ara mahnılar var, 3-5 günlüyorlar. Bir defa buna basılı, başımız yer biraz, ikinci defa buna basılı. Üçüncü defa buna basılı da seviyemiz kalmaktır, dedi daha bizlere mahnıları buna basılı. Böyle 5-10 gün sonra da buna basılı. Ama aslında o mahnıya da teler var ki, isteyen bu ve özü çok var. Var ki onların yanında çatırabildi fikrimi. Yani onlar yaşamayacak ama Sabir'in nizamın dediği 500 yılda sonra yaşayacak. Yani sadece yazdığı dövdüğün terörünün ödemesi. Kısa bir müddet değil yani 3-5 günlük bir şey yapabilir. Düzgün cevap değil var yani. 18. Bu adet rehberlerinin hasili 8'e beraber olan hedeflerin en maksimal olanıdır. Onun sonuncu rakamını müeyyen edin. Bu adet rakamların hasili 8'e beraber olan adetlerin en maksimalıdır. Rakamların hasili 8'e beraber olan adet 42 olabilir. Sonunda gene ne kadar bir yazar dersen rakamların hasili 1'dir. Rakamların hasili 222 olabilir. Sonunda ne kadar bir yazar dersen. En büyük diyen dediğin için yani 811. Yani ne yazsan olsa sonuna benzesin bir yazar dersin. Sonuncu rakam 1. Rakamların hasili 8'e beraber olan en büyük nerede bir rakam olur? 8 sonsuz sayıda sonuna bir rakam edemem. Bize de sonuncu rakam soruşur. Cevap 1. 19. soru. Kim düz yazar? Ben düz yazmış ama. Ben düz yazmış ama. Ben düz yazmış.
Sen istikametini denen, ben bileceğim senin tekrarını alın sayımızı. Müəllim, bacı x'dir, kardeş 5x'dir. Aha. Ata 15x'dir. Aha. Ana da 9x'dir. Aha. Yani bir yerde 30x değil. Aha. 30x'i 10 saatte görürlerse, 5x'i çıkanda 25x kalır. Ters mütənasib olduğuna göre, fərqli vurur. Onda 12 saat çıkır. Saat atmalıdır. Aynen, teşekkür ederim. Demek ki, ne demek istedim? Uşaklar, əmək məhsullarının 2, məhsullarının 2 şeye görürüz. Əmək sənin güclüyəm deyəndə, bizim gücümüz necə ölçülərdə? Sən bir zamana bir de görürsünler. Misal üçün, sən 10 günə, 10 günə gördüyün işi, mən 5 günə görürsün, demək səndən 2 dəfə güclüyəm. Bu bir. İkinci söhbət, güc söhbəti. Misal üçün, o başında olur, 50 watt gücü, 100 watt gücü, o mənim. Belə məsələlərdə də fəhlə gücü kimi başa düşür. O tələbə istəyəndə, yəni o mənim, güc deməkdir, fəhlə güc mənasında deməkdir. Qardaş bazıdan 5 dəfə güclüdürsə, qardaş 5 fəhlə gücündədir. Bacı 1 fəhlə gücündədir. Ata qardaşdan 3 dəfə güclüb deyirsə, ata 15 fəhlə gücündədir. Ana bazıdan 9 dəfə güclüdürsə, ana 9 fəhlə gücündədir. Hamısı bir yerdə topluyursa, 24, 25, 30. Hamısı bir yerdə 30 fəhlə gücüdür. 30 fəhlə gücüdür. Bunlar ayrı bir yerde işi görür 10 saatte. İndi kardeş olmasaydı, yani 25 fəhlə bu işi neçə saat görərdi? Fəhlə ilə zaman ters bir tərasibdir. Yani tərasibini belə eləməyəcək. Bunu bura vurub, bura vuracaq. 10-a 30-a vurur. 300, 25-ə bölürük 12 saat. Aydın Damyan. Sonuncu sual. Fətrin sesi, söğür, cökə, çinar, palıq. Bunlar hamısı ağaclardır. Bir promosiya çox yetişdir. Məlumlar, bizdən bu imtihanda hazırlıqlarda sizə bu qədər. Hər bizdən uğurlar arzu edirəm. İnşallah hak etdiyiniz ürəyinizdən keçən daha yüksəyinə layiq olarsınız və imtihandan keçərsiniz. Çok sağ olun, her şeye gelin. Sağ olun, minnettarım. Çok sağ olun, benim minnettarım. Sağ olun, minnettarım. Sağ olun, uğurlar. Teşekkürler. Teşekkürler.